Bu sorunun o kadar çok, bunu ben yazdım ve sana gelmesini çok istemiştim. Sevmediğin bir arkadaşın var mı? İki canlı. Herkese merhabalar efendim. Malum biz evdeyiz. Umarım siz de evdesinizdir. Evdeyken dedik ki birazcık da sıkıldık açıkçası. Hem böyle çekerken bizim eğleneceğimiz, hem de izlerken sizin eğleneceğinizi umduğumuz bir video çekmek istedik. Ve Buğra'yla birlikte böyle birazcık komik, birazcık böyle birbirimizi sıkıştıracak birkaç tane soru hazırlayıp kapatıp bunun içine attık. O kendikilerini sordu, ben kendiminkilerini sordum. Şimdi karışık bir şekilde bunun içinden çekeceğiz. Yani kendi yazdığı kendine de çıkabilir. Beni sıkıştırmak için düşünüp aynen yazdığı soru benim de aynı şekilde. Ve cevaplayacağız. Hazır mısın? Hangimiz hazır acaba başlasa? Yazı tura mı atsaydık? Yazı tura atamayız şu an. Etrafta yok yani. Tamam, ben kanalın sahibi ben olduğum için sana kibarlık yapıyorum. İlk ve önce sen başla. Ben sana soruyorum değil mi? Hayır, o soruyu sen cevaplayacaksın, çektiğin soruyu. Öyle mi? Evet. Tamam, öyle bir şey. Gerildi. Dur, dur. Hadi be. Ne geldi? Soru yoktu. Bana söylediğin en büyük yalan diye ben... Evet, sen cevaplayacaksın. Sana söylediğim en büyük yalan. Hayır, benim mi cevaplamam gerekiyor acaba? Bence senin işte cevaplaman lazım. Ben çektim, söylüyorum, okuyorum yani. Ben şahsen cevap istedim. Hayır, ben bunu cevaplayamam. Şu an bilmiyorum. Bir dakika, şarkı aile şiddet çıkacak. Hangisi en büyük bilmiyorum şimdi yani. Ama yalan olabilir böyle şeyler yani. Aa, ben tamam, ben mi cevap? Tamam, ben cevaplıyorum. Sana söylediğim en büyük yalan. Şöyle, aslında başlı başına çok büyük bir yalan söyledim diyemem. Çünkü biliyorsun her şeyi pat pat söylüyorum zaten ama... Şöyle bir gerçek evet var ki... Evet, dinliyorum, çok merak ediyorum. Şimdi mesela... Diyete giriyoruz ya birlikte. Evet. Ben arada şirkette falan çikolata ya da tatlı gibi bir şey yiyip yemedim diyebiliyorum. Vay be, biz de yani öğlenleri yiyoruz işte hindi füme. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Buğra, neysem girmeyeceğim o konuya da sen şimdi çok şey değilsin bu konuda. Ne? Eğer benim çikolata yediğimi duyarsan mesela, ben bir parça yediysem sen bir paket yiyebilirsin. Yani evet. O yüzden de söylemem. Neyse, çekiyorum. 1 milyon dolar verseler benden ayrılır mısın? Çok zor soru Burak için. Parayı şu severim. Şu anki kurda baktığımda... Değer mi? Bakıyor. Hemen. Vurma, tamam mı? Çok dertlendi. Oğlum çok heyecanlandım bir anda. 6 milyon vermeyecek TL. Kimse parayı. He? Vermeyecek kimse parayı. Bence ona göre bir cevabını ver. Biraz sonra video kapandığında bunları sorabilirim. Bırakıp gitmem ya. Ya yalan atıyorsun. Tamam, şimdi doğruyu söyle. Arkama bile bakmak kaçarım. Hiç arkama bakmadan giderim. Arkadaşlar. Çekiyorum. Benden daha iyisini bulabilir miydin? Hadi bulamazdım. Bakalım. Çok net söylüyorum, bulamazdım. Nedenini söyleyeceğim. Tamam, söyle. Ne? Çok yakışıklı, çok tatlı, çok bilmem ne olduğun için değil. değil. Ben... İlişkide çok zor olduğum için bulamazdım. Sen ya, beni çok... Ne demek? Aa, değil miyim? Azıcık öyle değil burada, miyim? Burada... Zor değil miyim? Hayır, zorluktan ziyade burada benim ön plana çıkmam gerekiyor. Bir dakika ya, böyle bir soru cevap bir kere böyle olamaz yani. Zaten seni ön ben çok iyi olduğum için... Sen hayır, sen benden daha iyisini bulamaz. Kimse kusura bakmasın. Şöyle, ben ilişkide çok zor olduğum için ve beni senin kadar gelsen... Çok iyi huylusun ve... Ya ne? Ya şöyle, bulamazdım tamam. Ya bulamazdım. Bu kadar ya, cevap bu. Bulamazdım. Sor bakalım. Fiziksel olarak 1.20 değiştirsen neresi olurdu? 1 yerini değiştirmezdim ya. Bir yer söylemek zorundasın. Bir yer mi? Bir şey yok, aynen. Bir alıcı gözüyle bak. Bir alıcı gözüyle bakayım be. Belki dişlerin olabilir. Dişlerin ya. Çok ufak ya. Dişlerin bir tık daha böyle ufak böyle büyütebilir. Benim dişlerim çocuk dişi gibi arkadaşlar. Ama çok sağlam o yüzden. Hiç çürüğüm şeyim yok ama. Ne bileyim canım, ben nerede? Sırsan var ya. Kontrol ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bana büyük diş gider mi? Bence gitmez ya. Ya tamam, insan. Benim ya hayır, çok ufak yani o şey. Tamam, abartma, çek.
Ben mi çekiyordum? Evet, ben sordum şimdi. Ha, evet. Çocuğumuz olsa hangi oyunu benden almasını istersin? Çocuğumuz olsa hangi oyunu senden almasını isterim? Merhamet. Merhamet. Şöyle, bence müthiş bir merhamet duygun var. İyi kalpli bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, çok merhametli ve iyi kalpli. Evet, iyi kalpli olduğunu düşünüyorum. Bence ben de merhametliyim. Ben daha mı çok merhametliyim? Ya senin merhamet duygun çok acayip. Bu hoşuma gidiyor. Birazcık şeyin de var yani, Buğra'nın bu merhamet duygusu çok rahat kullanılabilir bir noktaya da gelebiliyor. Mesela, yani beni kullanıyor musun? Benle ilgili değil bu yani. Ben seni niye kullanayım? Ben senin karınım da. Bilmiyorum, merhametimi kullanıyorsun. Ya senin merhamet duygusuyla çok rahat kullanılabilir noktaya da gelebiliyorsun. Yani yoldan seni çevirip ben bana yardım et abi dediğinde akan sular yani, bu ama yani, benim müthiş var. Hoşuma giden bir şey. Kandırıldığını düşündüğüm noktalarda bile belki dolandırıldım şey. Bile bilmiyorum yani. Bu benim yine de hoşuma giden bir şey. Yani buna yapabilecek bir şey yok. Çünkü insanlar bilmiyorsun gerçekten ihtiyaç duyup bunu gelen de olabilir. Ama bunu kullanan varsa da o da Allah'ından bulsun. Ne diyeyim yani. Ben de iyi bir insanım ama ben birazcık bir tık daha sokaktaki insanlara bir adım geri gelebiliyorum. Sen bu konuda daha açıksın. O yüzden de çocuğumuz olursa senin gibi böyle merhametli olsun isterim. Hadi bakalım. Bir de sabırlı. Bir de... Abi iki tane mi aldım yok bir tane soruyorum. Beni ilk gördüğünde ne düşündün? Seni hatırlıyor musun acaba? 9 yıl oldu sen... 9 sene oldu evet. Neydiğini hatırlamıyorsundun. 2011'de ne düşünmüştüm? Güzel kız dedim ya. Güzel kız ben buna bir yazayım dedim. Güzel kız ben bu kıza yürürüm dedim. Değil mi? Hazır gelmiş aynen. Çömez birinci sınıf. Bu ben arada... o zaman ikinci sınıftayım. Aysel benim sınıfta. Aynen. Gördüm Aysel dedim. Bu kız ben çok güzel kız. Ben dedim bu kızı kapatayım. O gün bugün. Ne işte, oldu? Kaldın başına evlendik. Ne? İşte dedim kapatayım. Ne oldu? Gezecektin dolu üniversite hayatları partiler evet, yalan oldu. Ondan sonra da evlendik. Çekebilirsiniz efendim. Alamadım ben. Hepsini alacağım. Beni bir hayvana benzetsen ne olurdu? Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu aşırı düşündüm. Pardon. Buradan bir ayarlıyorum şeyde. Koala mı? Aslan değil. Aslan olduğuna karar verdim. Çünkü tabii ki bir aslan burcu. Hayır. Şöyle biraz araştırdım. Benim kocam nasıl bir hayvan olabilir? Kesinlikle bir aslan. Aslanlar arkadaşlar 20 saat uyuyormuş. Geri kalan o işte 4 saatlik falan sürecinde de günde bir günde 20 saat uyuyor. Kalkıyor dişisinin getirdiği yemeği yiyip böyle yelelerini falan temizliyormuş, eliyormuş. Bence kesinlikle sen çünkü Buğra gerçekten de hareket etmeyi sevmiyor. Böyle zor zahmet dışarı çıkarttığım işte yürüme, spor yani yaptım. İnsanlar gören de buradan şey zannedecek beni ya. 150 kilo bir insan zannedecek arkadaşlar. Hayır bununla arkadaşlar. İlgisi yok canım. 150 kiloyla ilgili 80, demiyorum. 80 küsur kiloyum yani. Fit bir insanım. Tamam bununla ilgisi yok konunun. Şu an senin bunları çok sevmediğinden daha az yani. Bunu sen de söylüyorsun ben köşe minderiyim tamam, diye. Tamam ben çok hareket etmeyi sevmem ama tamam, işte her hareketle... O yüzden aslansın benim için anladın şey mı? Vardır. Kalk. İşte 2-3 bir şeyler ye, kendini süsle püsle, dışarı çık, bir gövde gösterisi yap falan benim için böyle. Kötü bir şey demedim ki. Ben o şeye takıldım çok. Hareketsiz. Ama sevmiyorsun. Arkadaşlar bugün yürüyüşe çıktık hemen site içinde bir iki tur. Ve bundan bir iki gün önce de şey konuştuk işte hani biraz yürüyelim, eve gelince spor yapalım, karın çalışalım, bacak çalışalım. Bana böyle eve gelince de mi spor yapacağız? Evet konuştuk ve bunu sen istedin ya hani uyumaya ya. Giderken bunu istiyor sabah vazgeçiyor. Neyse uzatmıyorum insanlar tamam. Bizim aile içi sorunlarımızı dinlemeye gelmedi buraya bunu tamam, merak ediyorlar. Hadi. Ay bu sorunun o kadar çok bunu ben yazdım ve sana gelmesini çok istemiştim. Sevmediğin bir arkadaşın var mı? Ya sevmediğim arkadaşım. Bütün arkadaşlarım çok dikkatli dinleyin isim geliyor. Ay senin hiçbir arkadaşını sevmiyorum. Benim arkadaşlarım. Ya sevmediğin arkadaşım tabii ki var da. Benim arkadaşım sevmedi. Ben seviyor muyum o kişi? İsim söyleme ben vazgeçtim. Seviyorsundur canım yani. Seviyorsun ki arkadaşım canım. Ben seviyorum sen. Ha niye canım? Böyle bir şey ben sevmediğim insanlarla görüşüyorum. Biri olduğu işin arkadaşın. Ben çok mu seviyorum? Yani bilmiyorum. Allah!
Hayır bak şimdi şöyle bir şey var. Mesela senin arkadaşların yani çok var. Çok mu seviyorsun kısmını şöyle yapabiliriz. Çok mu eğleniyorsun insanlara? Eğleniyorum. Ya oraya girin. Tabii çok mu eğleniyorum bu arkadaşımla? Ya eğleniyorsun bazen eğlenmiyorsun. Bilmiyorum. Aa çok merak ettim ki. Kulağıma söyle. Kulağıma söyle. Hayır. Çok merak ettim. Kulağıma söyle. Söyle ses çıkar, ses çıkar. Madem korkuyorsun. Alt yazı koyarsın sen şimdi sessiz. Ay çok aynen. Merak ettim. Söyleyemem. Ama ben zaten sevmediğim insana görüşmediğim için. Ama arkadaşını seviyorsun. Tamam ben seviyorum demek ki. Ben sevmiyorum. Aa çok merak ettim. Kim acaba? Çek bakayım. Arkadaşlarımı düşünüyorum şu anda. Dur iki tane geldi. Cansu mu yoksa? Cansu da seni şey yapsın, parçalasın. Tabii ki Cansu. Cansu'yu özellikle tam burasını yollayacağım. Kurgu yapacağım. Kesin. En sevmediğim arkadaşıma kesin Cansu'yu yolla. Koyacağım. Of. Seni ne döver? Cansu be. Bir şey söyleyeceğim. Eski crossfitçi, yeni pilatesçi. Hadi bakalım. Boynunu kırar. Soruyorum. Ölsem yeni bir ilişki için ne kadar beklersin? Oo. Çok zor hadi bir soru. Hadi bakalım. Şimdi şöyle. Testi... Şey yapıyoruz burada. Allah korusun bir kere. Hı. Ay. Şöyle. Ben bir yıl beklerim. Bir yıl mı? Bir yıl. Toparlarım bir yıl herhalde. Ya yok. Sen ne yani? Bir yıl nedir ya? Ya bilmiyorum. Ben ne kadar beklerim bunu diye sorsam mesela. Ben 40'ında. Bunu sen mi yazdın? 40'ında bitti benim için. Bunu sen mi yazdın? Ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Ben yazdım. Seni bir test etmek istedim. Ne kadar beklersin diye. Ya bu çok üzücü, bilmiyorum. Ben şöyle diyorum ya 9 yıldır Buğra'yla birlikteyiz. Bütün üniversite hayatımız, bütün arkadaşlarımız bilmem neyimiz hep böyle ortak yani. Hem böyle en yakında arkadaşım diye nitelendirebiliyorum. Sümük mü ya? Ya canım şey gelmiş, makyaj malzemesi. Ay sümük gelse ne rezil olurum ya. Ya şöyle çok zor olur, toparlayamam. Allah korusun. Cevap vermek istemiyorum. Canım sıktı. Çok ya güzel tamam bir ya, şeye ne giriyorsun bir yani? Kapanırdı büyük ihtimalle. Allah korusun kısmına girmeye gerek yok. Tamam yani. İstemiyorum. Rahatsız oldum. Bilmiyorum. Bırakırdım herhalde. 10 sene işleri. Belki de. Yürü be. Kim tutarsın diye. Ama ben çekeceğim. Sen mi çekiyorsun? Ben ama yalnız kalmayı da sevmiyorum. Yeter. Telefonumun sesini kısmını düşmüşüm. Çok özür dilerim. Çok ayıp. Arkadaşlar bunu yapsa çok ay, güzel. Ay senin şu an sevmediğim arkadaşlar. Göstereyim mi ismini? Ooo na 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 hiç eski sevgilini stokladın mı? Bu 9 yıllık süreçte. Stok ne ya? Yılmaz. Stok ne? Sevda Sarıkaya ile şimdi sevgili çıkarsan sen de. Yani 9 yıllık süreçte düşün. Stoklamadım ya yok. Yalan atma. Yok stoklamadım nereden yalan stoklayacağım? Yalan atma. Çok, ya belki en baştaki zamanlarda falan. Beni hiç ilgilendirmez hangi sevgilini stokladın? Hatırlamıyorum ismini. Doğruca söyledim. 9 sene olmuş. Hayır 9 sene olmuş. Tam ben olabilir. Cevap ver. Stokladım mı stoklamadım mı? Tamam. Stokladım herhalde. Ne düşünerek stokladın? Ne düşünerek stokladın? Ne bileyim. Ulan bir an ben bu kıza başladım ama bunlar güzelleşti mi diye mi stokladın? Ya bilmiyorum yani. Bunlar işte hatırlamıyorum yani. Ya yalan atma. Konuş bunlar. Hatırlamıyorum arkadaşlar bu soruyu geçelim. Kim sen mi yazdın bunu? Yok ya şey yazdı. Katya. Evde bir Katya'mız var. Son iki sorumuz. Kaderimizi belirleyecek son iki soru. Niye belirliyorsa kaderimizi. En sevmediğin huyum. En sevmediğin huyum. Senin sevmediğin benim huyum. Zor olmasaydı. Ay o kadar çok var ki. Ama en başını söyleyeyim. Her şeye karışma. Arkadaşlar bakın ben gerçekten kayınvalidem kısmında şanslı olup Rabbim herhalde şey dedi yani bir kayınvalide bu kadar tatlı olmamalı. Bu kıza birinin kayınvalidelik yapması gerekiyor diyerek Buğra'yı bana yolladığını düşünüyorum. Her şey karışıyor. Mesela örnek veriyorum. Bu oyun beni böyle çıldırtıyor. Bence bu oyun herkesi çıldırtıyor. Buğra da kardeşini de çıldırtıyor. Anneni de çıldırtıyor. Herkesi çıldırtıyor. Çünkü örnek veriyorum. Uyduruyorum. Bir tane tarif buldum. O tarifi ben yapıyorum. İşte mesela kurabiye. Asla bunu bilmiyor. İlk defa benim yanımda bilmediği tarife karışıyor arkadaşlar. Bence bunu böyle yap, bu böyle oluyor diyor. Hayır olmuyor. Bunu ben yapıyorum ve ben bunu biliyorum. Buna karışıyor. Ya da evin bir şeyin tozunu alıyorum. O öyle alınma. Nereden biliyorsun? O zaman al. Benim içgüdülerim ona öyle yapmanı çok, söylüyor. Çok çok şey yani. Bu karışmak değil. Karışıyor. Yani bu karışmak bak değil. Bak sen bu konuyla alakalı gerçekten bilgim... de tam bir kayınvalide olacak. Böyle hani böyle karikatürize edilen bir kayınvalide var ya o sensin.
Hiçbir alakası yok. Ya ben... temizlik yapacağım bezde her şeye karışabilir. Çok sinir bozucu. Niye karışayım arkadaş? Ben de bu evdeyim yani. Bir şey bil. Ben bu evde ilgisi yok ki başka arkadaşlar. Nereye karışıyorum yani? Sokaktaki insanlara sen niye burayı böyle yapıyorsun diye karışmıyorum ki yani herkese, esnafa. Herkese karışıyorsun. Bu dondurma dolabı niye buraya koyuyorsun? Şey gibi emekli albay gibi dediğim abartma yani. Var birazcık beni konuşutma. Gerçi şey gibi senden sindi. Şeyi kaldırmışlığım da var da silecek. İşte herkes neyse onu anlatmayayım. Çok ağır ayıp olur da. Neyse ben evet, soruyorum son soru. Bir gün ayrılsak sence kim ayrılır? Sen ayrılırsın ya. Neden ben be? Yani. Sen çünkü şeysin. Pisliksin be. Gerçekten. Sen ayrılırsın ya. Ben ayrılmam yani. Benim fıtratımda yok öyle bir şey. Ay sen... ya. Hayır sende var yani o şey. Nasıl diyeyim sana? Çok merak ediyorum. Bunu psikopatlık yani o şey derecesinde böyle farklı bir boy yani. Kadınlarda daha çok vardır. Yani erkekler daha oo, çok bütün şeydir. Kadınları aldı şu an karşısına. Hadi ya bakalım. Hayır şimdi öyle demeyeyim. Konuş. Kadınlar psikopat dedi arkadaşlar. Hayır, kadınlar duydunuz. Biraz daha tez canlıdır o konuda yani. İşte bir şey ayrılma, bir şey yapma. Bence şu an genelleyemezsin bunu. Herkes tamam sen öylesin. Sen tez canlısın o zaman. Sen ayrılırsın. Bitti. Peki. Ayrılır o zaman. Sen ayrılamazsın, ben ayrıldım be. Eğlendik be. Evet. Vallahi iyi geldi, evde oturmuş bütün yüzünü, böyle. Bütün yüzünü gördük senin. Şimdi bu videonun daha sonrası da var. Vallahi evde oturmuş, sıkılıyorduk, yalan yok. Ne yapsak, bence eğlenceli bence oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım keyif oldum, neyse keyif aldım. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın efendim. Buralardayız. Her hafta buradayım. Evimdeyim. Video çekmeye devam edeceğim. Siz de evinizde kalıp beni izlemeye devam edin. Şuradan abone olun. Tam Buğra'nın suratına koyacağım kendi suratımı. Buradan abone olun. Videomu likelayın. Kendinize de iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.